Din ne istiyor? Bak söyledim sana. Din istiyor ki, deyim yerindeyse, herhangi bir gelişme olmaksızın, ezeli ebedi hakikatler, ahlak alanında olsun, ahlak alanında olsun, hukuk alanında olsun ve o ebedi hakikatlere uygun eylem biçimleri, kuralları devam etsin. Yani din istersen işte insanın emniyet duygusunu şey yapıyor, cevap veriyor. Oysa ki felsefenin yani aklın yani zihnin temel özelliği bu değil. Birisine istersen buna iman de, inanma de. İnanma de. İnançtırdı. Ha birisi inanmak istiyor. İnanmanın kendisi de zaten yani hangi ihtiyaç cevap veriyor o ayrı mesele. Ben gelişmiş dinlerden bahsediyorum. Yani tek tanrılı dinlerden bahsediyorum. İnanma başka, bilme başka. Yani inanılan şey bilgiyi red mi eder? Hayır. Aynı zamanda bilmesini de ister. Ama özelliği o değildir. Bilmem anlatabildim mi? Bilmesini ister mi? Yani tabii ki yani kara cahil olarak inan. Sadece inan. Başlangıçta kimse böyle bir şey düşünmez. Yani hatta tam tersi Kur'an'da hep söylerler. Ya ne güzel ayetler var bak. Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, görmezler mi falan filan. Ama orada şey şu. Yani düşünsünler, tefekkür etsinler. Evet. İşte benim söylediğim, yukarıdan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu oldu. Görecekler. Kusura bakmasın ama işte ben de düşündüğü zaman doğru olmadığını görüyorum. Anlatabildim mi? Bak getirdiğim şeyin. Yani orada bir naif bir şey var. İnsan hakkında, yani insan bilgisi hakkında hakikatle ilgili bizim elde ettiğimiz normal insani araçlarla, duyularımızla, aklımızla elde ettiğimiz bilgilerin niteliği hakkında bir öngörüş var. Yani hakikaten öyle. Ama adam da haklı yani. Neden haklı? Çünkü o dönemde ona çok parlak görünüyor. Hakikaten düşününce görecektir. Düşününce neyi görecektir? İşte iki tane Tanrı olmaz, bir tane vardır. Tanrı'nın vasıfları bu olacaktır. Gelecek hayat böyle olacaktır. Kadınlara bir hisse, erkeklere iki hisse olacaktır. Efendim işte haydutluk yapan adamın, efendime söyleyelim, eli kesilecektir. Eli kolun kafası kesilecektir. Anlatabiliyor muyum? Düşündükçe bunu görecektir. Naiflik burada, bunu kastediyorum bu. Naiflik burada. İstediği şey başka. Orada bilgiden de kasteden başka. Hani vardır ya hep söylüyorlar, bunlar tabii uydurma laflar. Efendim ilim Çin'de olsa bile arayınız. Yani burada kastettiği ilim şey mi? Normal, doğal bilim mi? Astronomi mi? Matematik mi? Jeoloji mi? Fizyoloji mi? Fizik mi? Hangi bilim? Kur'an bilimi. Kur'an bilimi denilen şey ne? Kur'an bilimi denilen işte orada sözü edilen şeyler. Ne söyledikse insanla ilgili, evrenin yapısıyla, Tanrı'nın evren arasındaki ilişkilerle ilgili. Ama gene de tabii bu başlangıçta yani o en azından o şey düzeyde olan geldiği toplum çok parlak düzeyde bir toplum değil. O insanlara hayata daha ciddi bakmak, dünyayı daha ciddi almak ve bu arada bilgiyle ilgili de daha olumlu bir tutum takınma imkanını vermiş. Ama sınırlı. Bir noktaya geldikten sonra o bilgi artık onlar için ne diyelim zararlı. Gereksiz. Muzur neşiyat. Muzur olmuş. Ha, aynen öyle. Muzur olmaya başlamış. İşte Gazali için onu söylüyorum. Yani Gazali bunun şey noktası, en son aşaması. Yani bir adamın, tek bir adamın. Gazali sebep değil, sonuç. Çok güzel. Tam onu söylemeye çalışıyorum. Tek bir adamın, bir dünyanın, büyük bir dünyanın, büyük bir kültürün yönünü kesmesi. Yönünü değiştirmesi. Mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Akıl var, mantık var. Gerçi Newton diye birisi var biliyorsun onu. Yok, Newton değiştirmiş mi? Bayağı bir değiştirmiş. Yani. Neyi değiştirmiş? Fiziği değiştirmiş baştan sona. Şekerim ben bak ne dedim? Bir dünyanın, bir zihniyetin, bir kültürün yönünü değiştirmesini dedim. Newton bir şeyi değiştirmemiş ki. Newton daha evvel işte Galile'den, Kopernik'ten, Kepler'den gelen bir takım şeyleri daha evrensel bir formül, yasa içinde, evrensel çekim yasası içinde bütünleştirerek
bir evren sistemi kurmuş. Bu dünyanın yönünü değiştirmek değil. Bunu anlatabildim mi?